72 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Talat Bulut, Gökhan Alkan, Barış Kılıç ve Doğaç Yıldız'ın veda edeceği Yasak Elma dizisinin kadrosuna katıldı. Ben konuşurum bunlar. Peki, peki madem. Aynı şeyi ben de senin için söyleyecektim. Bir dakika ya, sen hala benden özür dilemeyi düşünmüyor musun? Ben kalkayım artık ha. Okey. Huzurumu bulmak için. Özyağcılar yeni imaj çalışması için gittiği Etiler'deki kuaför salonu çıkışında kameralara takıldı. İbrahim, bu yeni diziyle birlikte tanıdık. Benim saçlarımı ona emanet. Ondan sonra yani saç, bıyık, her şeyim, bütün şeyim o. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Bugün de işte ben şeyden geldim, setten geldim. Şimdi çekim yoktu. Bir merhaba, hoş geldiniz dedim. Bir de yönetmenle bir konuşmamız vardı. Kostüm provamı yaptırdım. İbrahim dedim, geliyorum bir saçlarıma en son bir bak dedim. O da baktı, rötuşları yaptı. Şimdi arabaya bitip Caner'imle beraber evime gidiyorum. Yarın dinleneceğim bir ön çalışmamız var. Pazartesi günü ben motor diyorum. İşte Yasak Elma'nın yeni bölümlerinde beni göreceksiniz. Usta oyuncu Talat Bulut ve ekipten ayrılan diğer oyuncularla ilgili sorulara çarpıcı bir yanıt verdi. Kadroda da değişiklikler oldu. Berk Oktay geldi, siz geldiniz. Talat Bey gitti, Gökhan Alkan gitti. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Talat Bey ile ilgili de çok iddialar yazılıp çiziliyor. Talat, o konulara ben hiç girmiyorum. Ben sadece Talat Bey'i gayet iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Başarıyla da o halet rolünü oynamıştır. Drama gereği, senaryo gereği de işte böyle bir sona karar vermişler. Öbür arkadaşlar için de öyledir. Fatih oyuncusuna çok işte saygı duyan, çok seven bir yapımcımızdır. Hepsiyle konuşmuştur. Hiç aralarında herhangi bir yani ayrılmadan dolayı bir neden yoktur. Bu sadece senaryonun artık 85 bölümden sonra yenilenmesi, yeni karakterlerin girmesi ki drama hep böyledir. Seyirdeki o heyecanı, o şimdi ne olacağı ayakta tutmak için onlarla konuşulmuş. Sonra da biz, yani bu bir bayrak yarışı gibi bize geldi. İşte Berk var, ben varım, başka oyuncu arkadaşlar da var. Bakalım onların bize teslim ettiği bayrağı onlar gibi taşıyabilecek miyiz? Kesinlikle. Bir 80 bölüm daha devam ettirebilecek miyiz? İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkartmaz. Erdal Özyağcılar'a Rasim Öztekin'in Şevket Çoruh'a devrettiği kavukla ilgili yaşanan tartışma da hatırlatıldı. Hiçbir şey bilmiyorum, takip etmiyorum ama işin artık soytarılığa dönüştüğünü düşünüyorum. Kavuk Şevket Çoruh'a devrildirdi Rasim Bey tarafından. Evet. Çok övgülerde bulunduğunu. Evet. Bir tiyatrocu olarak da soruyorum. Ali Poyrazoğlu da eleştirdi bunu çok sert bir dille. Şimdi, siz bu eleştirilere ne cevap veriyorsunuz? Hiçbir şey demiyorum. Kavuk alınmıştır, kavuk verilmiştir. Kavuk sahibine hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Bu bir gelenek, diyecek bir şey yok. Ailesiyle tiyatro yapan usta oyuncu yeni oyun saatlerini paylaştı ve daha sonra plakasına adının ilk üç harfini yazdırdığı aracıyla uzaklaştı. Tiyatro Martı'daki Hoş Geldin Boyacı'ya devam ediyoruz. Kral oyununa devam ediyoruz. Bu arada 22'den sonra sokağa çıkma yasağı oldu. Biz de oyunlarımızı 19.30'a aldık. Erken gene aynı şekilde 10.30'da bitirecek. Bitireceğiz, herkes evlerine dönmüş olacaklar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Çok sağ ben teşekkür ağzına ediyorum. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl, es una asesina.